aşk kokan anlar. Olmaz. Koltuğunu kurtarmak isteyen yapay zeka elinde hiç hakem olmadığından dolayı bu maçları Halil Umut Mener'e vermek zorunda kalıyor. Yine soruyorum kardeşim. Yeni sisteme göre yapay zeka her maçı 3 hakem atıyor. Sen mh olarak o üçünden birini seçip maça atıyorsun. Bu maçın diğer iki hakemi kimdi? Hadi yabancı hakem getir mesela şu maçı yönet şunlar olsun. Devam eder mi o yabancı hakem bu maçta? Süper Kupa'ya verecek hakemleri kalmadı elinde. Bak görürsün yabancı hakem öyle veya böyle gerçek. Memamdan herkese merhaba. Kasımpaşa Galatasaray maçında Atilla Karaoğlu'nun verdiği kararları analiz edeceğiz. Söz sende Alparslan buyur. Hocam ilk pozisyonumuz 10. dakikada Galatasaray korner kullandıktan sonra bir el oynama beklentisiyle penaltı bekledi. Bu pozisyonda daha önce bunlara benzer pozisyonlarda da aynı yorumu yapmıştık. Bir futbolcu ceza sahası içerisinden Burada topun yönü çok önemli tabii. Uzaklaştırma amacıyla vurduğunda arkadaşının koluna geliyorsa oyun devam eder. Kaldı ki burada zaten futbolcunun kolu doğal konumda ve topu görmüyor dahi. Her halükarda burada oyun devam eder. Dolayısıyla her iki kriteri de baz aldığımızda oyunun devam etmesi doğruydu. Hocam ikinci pozisyonumuz Ben Oanes ile Barış Alper Yılmaz arasındaki ikili mücadele. Bu pozisyonda ilk faalı yapan aslında Barış Alper. Ben çekiyor fakat hani bunu hakem değerlendirmiyor. Akabindeki as olan pozisyonda Ben Ones kolunu kural dışı kullanıp Barış'ın yüzüne bir müdahalede bulunuyor. Sarı kart. akabinde tabi yayıncı kuruluşun ekranlarda getirmedi veya gelmeyen pozisyonda sosyal medyaya düşen görüntüler itibariyle Menuhanes sarı kartı protesto edip topu türbinlere vuruyor ve hakemi protesto ediyor. Net olarak dördüncü hakim, yardımcı hakim, hakem görmüyorsa tabi uyarıp Menuhanes'in ikinci sarı karttan kırmızı kartla ihraç olması gerekir. Net. 14. dakikada Menuhanes çift sarı karttan kırmızı kart görüp Kasımpaşa 10 kişi kalmalıydı. Peki hocam. Üçüncü pozisyonumuza geçiyorum. Hayredinov için penaltı beklediği bir pozisyon var. <laughs> pozisyon yorumu açık. Ayredinoviç işte tam şut atarken Berkan önlemek için sol ayağıyla öne doğru hamle yapıyor kayarak. Sağ ayağı yerdeki ayağı Ayredinoviç'in sağ ayağına temas ediyor. Burada hatta ikisi de yerde o temastan ve müdahaleden dolayı kıvranıyor. Hakemin görüp değerlendireceği yani ne verirse saygı duyacak bir karar. Varın asla karışamayacağı bir pozisyon ama burada hani hiç müdahalesi yok Berkan dememiz doğru olmaz. Ama var olan müdahale penaltı mı değil mi bu hakem takdiri. Yoruma açık ama varında asla müdahale olamayacağı bir pozisyon. Hocam maçtaki son majör pozisyonumuza geçiyorum. Galatasaray'ın kazandığı penaltının ardından Wink'e kırmızı kart çıktı. Bu pozisyonda Atilla Kara olan önce Zaha'nın topun kolla buluşması yani temasını yorumlarsa bu İFAB'ın FIFA'nın söylediği Rainbow dediği yani drop ball yukarıdan gelen bir topta futbolcunun mücadele içerisindeki ve aksiyon içerisindeki doğal konumuna geldiğinde genelde hakemlere yani doğal konumda ve top rainbow yani havadan gelen bir top olduğundan dolayı oynatma taraftarı. Yani burada futbolcu tek başına olur, kolları açık bir şekilde yukarıdan gelir. Bunlar farklı. Burada mücadele içinde Za ve bu topu da görmüyor. Zaten yüzle kol arasında sıkışmış bir halde kola geliyor. Doğal bir konumda burada oynatması Doğru. İkinci aksiyonda da şöyle. Bir, bariz gol şansı kriterlerinde bir tanesi de defansın konumu. Burada defans konumu olarak düşünürsek Omar'ı topa penaltı anında yaptığı müdahale anında Wink'in penaltı yaptığı anda Omar'ın konumu itibariyle o topa müdahale edebilir mi edemez mi? Atilla Karaoğlu'na göre Omar o topa müdahale edemez düşüncesi içerisinde bariz gol şansının tüm kriterlerin oluşturduğunu düşünerek oluştuğunu düşünerek kırmızı kart veriyor. Buradaki ikinci olay ise hani penaltı verildiğinde kırmızı kart olur mu sorusu. Eğer bir futbolcu topla oynama şansı ve topla mücadele etme durumu yok ve futbolcuyu iterek çekerek tamamen Toptan bağımsız bir şekilde penaltıyı yapıyor ise bu hem penaltı hem kırmızı kart olur. Hocam maçtaki majör pozisyonlarımız bitti. Sizden genel bir Atilla Karoğlan değerlendirmesi almak isterim. Son bir ikiye baktığımızda Atilla Karoğlan'ın o maçları baz aldığımızda daha iyi bir yönetim sergilediğini ve bu da düşen performansının tekrardan yükselen bir trend olarak bir maç olarak umarım kendisi adına dönüm noktası olur. E dediğim gibi son 1-2 ayda gerek yurt dışı gerek derbi gerek sonrasında yönettiği maçlar baz alanında o maçlar parayında iyi bir yönetim sergiledi denilebilir. Memorandumda Trabzon-Fenerbahçe maçında Ali Umut Meler'in kararlarını analiz edeceğiz şimdi de. Söz sende. Alparslan. Hocam maçtaki ilk pozisyonumuz Fenerbahçe'nin ilk gol öncesi. O sahi Samuel ile Trezeguet arasında yaşanan bir ikili mücadele vardı. Ya bu pozisyonda atak başlangıç fazı olarak kabul edilebilecek bir müdahale var mı yok mu? Tartışılır. Bence yok. Kaldı ki burada top Mönye'nin kontrolü altında olacak şekilde ve rahatça oynayacağı bir durumda müdahalesi var topa karşı yani. Ama bu kontroldeki ve müdahale ettiği top rakibe gidiyor. Yani atak başlangıç fazla olarak düşünülse bile burada zaten bitmiş olur. Dolayısıyla bu pozisyonda gol öncesi atak başlangıç fazla olarak değerlenecek bir durum yok. Gol verilmesi doğru. Hocam maçtaki ikinci pozisyonumuz Mönye ile Fred arasında yaşanan pozisyon. Burada Trabzonspor penaltı bekledi. Daha önce de bu ve buna benzer pozisyonlarda aynı yorumu yaptık. Eğer bir futbolcu yerdeyken şu avuç içini koyduğunda veya diz, dirseğini koyduğunda destek olarak kullanılır. Burada da kayarken zaten o destek eline top geliyor. Yani kolu büyütmesi, açması, genişletmesi yok kayarken de. Dolayısıyla oyunun devam ettirmesi doğruydu. Hocam 62. dakikaya gidiyorum. Ceza sahasına gelen bir meşale var. Ardından Şimanski ile Denspil arasındaki ikili mücadele ve devamında da Trabzonspor'un Enis Bardi ile kaydettiği gol var. Ya aslında burada çok <laughs> ilginç. Yani şimdi meşale atılıyor ceza sahası içerisine. Burada dikkat edilirse umutmeler tam Meşale'ye bakarken devam ettirdiğimizde Şimalski'nin aslında Dansville yaptığı faalüyü görmüyor. Son anda kafasını çevirdiğinde Dansville yerde faaliyü veriyor. Aslında burada ilginç olan şu. O anda İsmail Meşale'yi almış elinde kaldırıyor. Yani oyun oynanırken. Top bir ortalansa ve İsmail elindeki Meşale'ye gelse karar ne? Biliyor musun? Vallahi bilmiyorum Penaltı. Penaltı mı? Elinin uzantısı olarak sayılacak. Yani burada bu meşale atıldığında aslında bak top şurada oynanırken yardımcı dördüncü aykem umutmeleri uyarıp meşale atıldığı oyunu durdur durdur demesi gerekir. Durdurup bak o meşaleyi çıkartmak lazım. Hala oynanıyor. İsmail bak meşaleyi eline alıyor. Burada dance bir folle maruz kalmasa ki bak tam maruz kaldığında Umut de zaten İsmail'e bakıyor. Tam maruz kaldığında foul'ü görmeden veriyor. Kalmasa ortalasa İsmail'in elindeki meşaleye top çarpsa pozisyon penaltı. E neden bu ve buna benzer olabilecek durumların önüne geçecek kriz doğmadan krizi engellemek elindeyken yapmıyorsun. Ekip olarak burada bir iletişime geçseniz oyun daha solda oynanırken durdursan o meşaleyi attırsan dışarı daha sağlıklı. Ve kaldı ki burada işte meşalenin olduğu anda sen meşaleye bakarken solda var olan pozisyonu sol anda görüyorsun veya görmeden veriyorsun. O da zaten gol oldu. Sonra ne oldu ilk golden sonra? Gerek ilk yarı atılanlar 3-4 defa. Sonra ikinci yarı başladıktan sonra atılan malzemeler, meşaleler. Ne Trabzon futbolcuları ne Fenerbahçe futbolcuları ne hakem gözetmeksizin bu kadar madde atıldı sahaya. Halil Umut ilk yarı hiç bu konuda bir yaptırım uygulamadı. Ne kenara gelip bu ilk golden sonraki gibi temsilciyle konuşması olmadı. Ne devre arasında girerken temsilciyi çağırması veya kulüp yöneticisi çağırması, kaptanları çağırması. Bak bu olaylar cereyan ederse, büyürse sonuç itibariyle şu noktaya gelir. Onun için gerekli önlemleri alın, yardımcı olun gibi. İkinci yarı itibariyle devam etti. Trabzonlu sporlu futbolcuların da başına geldi. Atılan maddeler Fenerbahçe'nin de geldi. Hakemin torpil geldi. Hakemleri çağırdı, etti. Yani ne yaptırım doğru dürüst uyguladı. Daha doğrusu hiçbir yaptırım uygulamadı aslında. Ama burada şunu söyleyeyim. Yani bu ve buna benzer durumlarda eskiden şu vardı. Hani birinci attığında kaptanlara söylenir temsilciye anons yapılır. Üçüncüde ikinci anons yapılır vesaire sonra hani kademeli olarak step by step bu gibi durumlarda bir uygulama vardı, bir talimat vardı ve onu uygulardı hakem. Şimdi hani herhangi bir köşeli sınırlandırılmış çizgiler olan bir talimat yok. Hiçbir hakem bu durumda ne yapacağını bilmiyor. Ha hani birisinin kafasına bir şey gelecek fiziksel anlamda, psikolojik anlamda oyuna devam edemeyecek gibi kanamalı o bu ve işte sağdaki herhangi bir oyuncudan veya hakem hani o içeri giriyor ediyor falan. Ama hani burada mesela Livokovic'e gelen var. Bardı kornere gidiyor. Bar diye atılan var yani. Dediğim gibi belli başlı taraftarlar hedef gözetmeksizin. İsmail'e var, Tadiçe var, hakeme var, yardımcı hakeme var. Trabzonsporlu futbolcular da nasibini aldı. Trabzonsporlu futbolcular çok yani itidalli davrandı bu maçta. İnanılmaz bir şimdi burada görüyoruz peşçileri. Hollanda'da ben maçları izlediğimde bir maçta mesela bir tane bir tane şu peşçilerin boşundan atıldı. Hakem içeri girdi. Sonra çıktı maçı devam ettirdi. Serdar Gözü büyüm. Mesela Feyenoord Ajax maçı mıydı? Evet, öyle Önce öyle. bir peş şişe atıldı. içeri girdi. Çıktı. Sonra aynen böyle meşale atıldı. iki tane girdi. Oyunu bitirdi. Üç gün sonra o maç kaldı yerden devam etti. Bir talimat var. O talimatlar uygulanıyor. Yok. Bunlarla ilgili hakeme verilmiş bir talimat yok hatlar keskin hatlarla belli edilmiş. O yüzden hani hem Halil Mutmeler'in uygulamaları daha doğrusu uygulamamaları hem de çizili bir yazılı bir talimat olmaması hakem ne yapar diye gerçekten bize bunları seyrettirdi açıkçası. Yani burada artık öyle bir şey ki 55. dakikada özellikle ikinci yarıda daha da yoğunlaşınca her bölgede gerek Fenerbahçe ile gerek Trabzonsporlu sporlu futbolcular her an kafalarına bir şey gelecek tedirginliğiyle maça devam ettiler. Yani neredeyse hepsi eller kafada böyle oynuyordu yani. Yani iki takım futbolcuları da tedirgin bir şekilde maç yaptı, oynadı. Hocam bir diğer pozisyonumuz Ciku ile Densville arasında yaşanan pozisyon sonrası Densville ceza sahası alanında yerde kaldı. Ardından da Trabzonspor penaltı kazandı. Bu pozisyon öncesinde verilen faulün ne kadar doğru olduğunu bir tartışmak gerekir. Buradaki pozisyonda Viska ile İsmail ortak bir topla oynama şansı varken ikisinin de aynı seviyeye ayağını kaldırması, ikisinin de tabanla gelmesi açıkçası ne İsmail Viska'ya ne de Viska İsmail'e burada bir faul yapmıyor. Oyunun devam etmesi lazım ama hakem Fenerbahçe'nin aleyhine, Trabzon'un lehine bir faul veriyor. O faulün ortasında da ceza sahası içerisinde Fenerbahçeli futbolcu Cikun'un, Densvil'in kafa topu yani o seviyede oynanacak bir pozisyon sonunda topa ayağıyla temas etmek isterken dik gergin bir şekilde Krampo'nun tabanının kafasına geldiğine kanaat getirerek Halil Umutmeler penaltıyı veriyor. Şimdi baktığımızda aslında açılara bazı açıları var. Burada Halil Umutmeler'in baktığı yer Densville, Cico'nun ayağının geldiği taraf Halil Umutmeler bu temas anını ve müdahale anını nasıl gördü ben anlamadım. Yani şimdi bakıldığında bunun farklı açıları var. Şöyle ki mesela Ciku'nun ayağı Dense'in şurada suratında senin olduğun yerden bakıyor. Bu temasın olup olmadığını nasıl gördü? Şu açı mesela bak. Yani net geldi dedi. Penaltıyı verdi. Tamam. Sonra bardan da teyit etti. Geldi dedi. Hatta Elif Ancan'a cana söyledi. O zaman o da tamam. Peki burada Ciku'nun o ayağının o kadar kalkıp o tabanının kafasına gelmesi ciddi faulü bir oyun yaralayıcı bir erkek neden kırmızı yok neden vermedin? Bir kere pozisyon öncesi faal değil. Hiçbir şekilde faal verdi. Burada kalktın. Hani açın ters. Bunu nasıl teması gördün? Hadi gördün. E gördün bu temas ciddi faalli bir oyun. Yaralayıcı bir hareket ve kırmızı kart olmalı. Bak tam bu açı. Halil Umut Meler bu açıdan. Densfield'in kafası Cikun'un ayağı. Sence bu temasın net olup olmadığını gördü mü? Bu açıdan görebilir misin? Biraz önce tariftim. Göremezsin. Hocam bir diğer pozisyonumuz Fenerbahçe'nin 3. golü bulduğu pozisyon öncesi Umut Bozok ve Osterwold'e arasında yaşanan ikili mücadele oldu. Evet. Kafa topunda Osterwold'e Umut'a faal yapıyor. Yaptığı bu müdahale faal. Burada Halil Umut Meder net bir şekilde görüyor. Faal değil diyor. Oynatıyor. O da gidiyor gol oluyor. Burada Halil Umut Meder pozisyonu net gördüğü için de var karışamaz. Çünkü var diyecek ki pozisyonu gördüm mü gördüm diyecek. Zaten çağırsa o fereye Halil Umut gördüğünü şey yapacak yani gösterecek. O yüzden var karışamaz. Ama faal var. Hocam maçtaki spesifik pozisyonlarımız bunlardı. Sizin bu pozisyonlar haricinde eklemek istedikleriniz var mı? Evet. Şimdi Halil Umut Meller daha önce de söyledim. Bu maça verilmemeliydi. Beşiktaş Galatasaray maçına verilmemeliydi. Bunu ben Halil Umut Meller'in iyiliği için söyledim. Burada da söylemiştim. Ama günü kurtarmak isteyen yapay zeka, koltuğunu kurtarmak isteyen yapay zeka elinde hiç hakem olmadığından dolayı ve kendilerine göre tabii öngörüsüzlük bu maçları öngöremeden herhangi bir FIFA hakemini hazırlamaması bu maçları Halil Umut Meler'e vermek zorunda kalıyor. MHK Halil Umut Meler'i yıpratmaya doyamadı. Etinden, sütünden, yününden yararlanıyorlar. Yeni gelecek federasyon veya merkez hakem kuruldu. Öyle bir enkaz bırakıyor ki bu MHK Halil Umut Meler gibi bir hakemi derbilerde veya büyük maçlarda kullanamayacak. Mesela bir Beşiktaş maçında kullanması artık çok net olamaz. Artık Beşiktaş'lar yani yeter tepkileşir bu maçtan sonra veya işte ismi belli ilişkilerde çıkıyor. Hani bu sosyal medyada çıkan söylüyorum. Doğru veya yanlış. Yani Halil Umut gibi bizim şu andaki bir numara hakimizi koruyamadılar. Kullanmaktan, kendilerini korumaktan o kadar yıprattılar ki. Bu maçta da travmadan çıkmış bir hakem ya mental hazırlığını tamamlamamış, mental olarak iyileşmemiş bir hakemi sen bu kadar maçları üst üste verirsen bu bu yani bir yerden sonra bitirirsin. Sen sağ ben selamet. Ha şu da var. Halil Umut de ya kardeşim bak ben Avrupa Şampiyonasına gitmeye adayı. Tamam, hani bu ölü maçlar veriliyor ediyor ama her derbi bir hakemden bak hakemden bir şeyler alır, koparır, götürür. Yani yıpratır. Ona çık, ona çık, ona çık ve her çıktığında da darbeyi yiyor Umutmeler. E bir de bu yani bırak biraz kendini toparlasın. Halil Umutmeler de e sen de alma bu maçları ya. De ki bak de süper kupa vardı, daha zor maçlar vardı. Ya bu maçları zaten diğer FIFA hakemlerinden birileri yönetse bile ancak bu olaylar zaten hani bu hatalar daha fazlası olmaz ama senin daha önemli maçlarında hali Umutmeler'i kullanmak o hakemleri kullanmaktan daha önde gelir. Ya bunların hiçbir öngörüsü yok. O kadar yıpratıyorlar ki Hollywood hani Yıprata yıprata doyamıyorlar. Ben Beşiktaş Galatasaray maçında da söyledim. Aynı soruyu sordum. Yine soruyorum kardeşim. Yeni sisteme göre yapay zeka her maçı 3 hakem atıyor. Sen MH2 olarak o üçünden birini seçip maça atıyorsun. Beşiktaş Galatasaray'da da sordum. Bu maçta da sordum. Her iki maçta da Halil Umut Meler'le birlikte diğer iki hakem kim? Yapay zeka tarafından atanmış. Bu maçın diğer iki hakemi kimdi? 3 tane atıyor yeni sisteme göre. Sen birini seçiyorsun. Bu maçı da atan diğer iki hakem kim? Yapay zeka hangi 3 hakemi belirledi? Sen Halil'i seçtin yine bu olayı yaşamış travmayı yaşamış bir hakemin bu maçta mesela içeri girmesi yarıda bu maçı bu koşullarda yönetmiyorum diyebilmesi kolay mı yani o travmadan çıkmış halbuki yardımcısına geliyor futbolculara geliyor kaleciye yerde yatana geliyor bant yapılıyor o bu şu kaleciye mesela Livakovic'e buraya geldi işte bant yapıldı dedi ki ben oynayamıyorum psikolojim bozuldu benim dedim ben korkuyorum dedi her an bir şey gelecek yüzüme yüzüme dedi ne yapacaksın aynı şeyleri bak Beşiktaş Galatasaray maçında atılanlarla. Futbolcuları çağırıyor, hakemi çağırıyor. Bu değil ki. Burada da onu yapmaya çalıştı. Olmadı. Bak bu hale geldi. Hem talimat olarak bir şeylerin yapılması lazım. Hakimlere verilmesi lazım. Hem de hakemlerin nerede ne yapacağını bilmesi lazım. Maçın sonuna doğru köşe gönderilen orada 22 futbolcu neredeyse birbirine giriyor. Boğazdan tutmalar, vurmalar, kırmalar, alıp bir yere savurmalar karşılıklı birer tane sarı kart çıkıyor. Hadi ya! Baksana bak bak bak. 6 kişi komple bir oraya gidiyor bir buraya gidiyor. Öbür 6 kişi orada. O oradan kurtuluyor arkadan boğazına sarılıyor. O geliyor onu savuruyor. Sen birer tane sarı kar... Yani olur mu böyle şey. Daha neler var da yani şimdi şu da var. Hani ben burada şimdi biz konuştuk. E i̇şte golden önce faal var mı yok mu? Penaltıdan önce faal var mı yok mu? Penaltıda temas var mı yok mu? Penaltıda sarı mı kırmızı mı? Bunun haricinde maçta ne ayak basmalar ne el yüze var sarı kartlar. Bak oraya girmedik bile. Atlanan sarı kartın hatta hesabı yok. Ama ben kalkıp burada bu maçı bu hal Halil getirdi. Eksik hataları vardı ama o Halil alıp bunu maçı yükleyip, Halil Umutmeler'i yükleyip sıyrılamayız kardeşim. Bir kere sen Merkez Hakem Kurulu, federasyon olarak işte yönetici olarak bir hakeme bu kadar yüklenirsen bitirirsin. Bitirirsin kardeşim. Nedir bu ya? Halil Umutmeler. E sen de kardeşim yeter. Ben de çıkmayacağım artık. E bir mental bir düzelim ya. Ben de belli bir süreçten geçtim. Ben ailem de yani. Her verilen maça gitmek zorunda değilsin. Sen şu anda Türkiye'nin bir numaralı sen Koyacaksın yani e, yumruğunu masaya. Bir dakika diyeceksin. Her derbinin senden bir şey alıp götürdüğünün farkında değil misin sen? Yani seneye sen, sen hiçbir derbiye çıkamayacaksın. İsmin yıprandı, bitti. Yani bu kadar kısa sürede isminin yıpranmasında ne kadar yöneticiler yüzdelik pay olarak sahipse, ya senin de payın var bunda. Bir dur ya. Bir, bir şey yap. Yani bir kendini geleceğe dair programla planla. Belli ki bunlara kalsa her derbiyi, her bu tür maçı sana verecekler. E sen hepsine çıkayım çıkayım dersen de 10 yıllık hakemliğinin süresini 2 yıla indiresin. Hele böyle bir ortamda, hele böyle bir ambiyansta. Sen de de. zaten yöneticiler yöneticiliği atama konusunda bilmiyor. Bari sen yönlendir onları. Baktığımızda Halil Umut bu maçtan darbe almadı mı? Zarar görmedi mi? Yani öbür gün bu maçla ilgili eksi olarak hanesine yazan bir şey olmayacak. Her derbi dediğim gibi kopartır alır hakemden. Biraz daha emin adımlarla gidilecek ama bunun için de işte bunu öngörecek yönetici lazım. Ver Halil'i kurtul. Ver Halil'i kurtul. E yarın öbür gün kimi verdiksin? İşte, Seneye başka bir merke geldi. Bu Halil'e nasıl maç verebilecek? Nasıl verecek? Hadi bir Beşiktaş maçın içinde oldu bir derbi ver bakayım Halil'e veya bu maç ben söyleyeyim skor tam tersi olsa bu kadar böyle bir ambiyansla oynayıp 2-0 mesela Trabzon diyelim ki yendi 3-2 yani veya Trabzon şu anda son golden önce böyle bir oldu yani halil umutmeler üzerine hepsinin artık bir olumsuz düşüncesi var ama bu hale getiren halil umutmelerin payı yüzde otuzsa yüzde yetmişi bunun yöneticilere ait işte. Bir hakemini efektif anlamda maçlarını yönetme anlamında zorluk anlamında nasıl kullanacağını planlı programlı atamaları yapacağını bilmiyorlar. Bilmiyorlar. Şimdi bak senin yaptıklarının yüzünden gün gelecek süper kupaya hadi bakayım. Bak burada söylüyorum süper kupaya verecek hakemleri kalmadı elinde. Bak görürsün yabancı hakem öyle veya böyle gelecek. Hiç yani razı olmasam da gelecek istemesem de. Çünkü sen süper kupaya. Veya sen bir alsay, Fenerbahçe şampiyonluk maçına elinizde zaten halli varken sen bu maçlarda yıpratırsan bu arkadaşımızı, bu hakemini o maçlara veremezsin. Veremeyince de zaten diğer FIFA'ları veremiyorsun. Bazıları zaten hani kokartı takmak için taktı. Öbürküleri de veremiyorsun zaten. Vermek için hem güç hem cesaretin yok galiba. Şimdi öbür maçlar, o maçlar içinde yabancı hakem devreye girecek. Hiç razı olmasam da maalesef. Ama buraya getiren konu hakemlerin payı varsa da çoğunu yöneticilerin yönetim şekli. Yani öngörüsüzlüğü maçtan sonra olanlar zaten Aynen. adli konular. Futbolumuzun geldiği nokta. Hep bir olay olduğunda aman daha kötüsü olmasın dediğimizde oldu. Vallahi 30 yıllık hakimlik hayatımda bu sezon içerisinde toplasan bu denli olayları şahit olmadım. Takımın sağdan çekilmesi, hakemin dayak yemesi, kulüp başkanı tarafından süper kupanın oynanmaması şu maç, maç sonu yaşananlar say say bitmez yani yani 30 yıllık bir şey bir bir sezonda yaşandı maşallah. Hani biz teknik anlamda bir hakim kardeşim hani a şurada dursaydı şu olurdu veya futbolcu şu vursa şey olurdu. Biz biz yine konuşuruz, program yapılır. Ama biz bu hani bunları ben ne diyorum bak. Yani şu maçın ben teknik analiziyle veya hakim pozisyonları konuştuk. Ne fayda? Ne no, ne no, ne fayda? Yani o bir asıl konu önemli bu ortam içerisinde kardeşim şu Trabzon Fenerbahçe maçına bak tek tek şey yap gizli oynama hakemlere mektubun içerisine koyacak şekilde sor çıkmak istiyor musun diye 27 tane hakem var 27'de 27 hayır çıkardı ne söylüyorum e çünkü artık şöyle bir durum var hakemlerde şu mantığı var benim herhangi hakemlik performansım veya süreç içerisinde hangi nedenlerle olsa olsun son veren benim bağlı olduğum federasyon veya MHK demiyor ki son 2-3 senede hakemlerin bilinç altında şöyle. Hakemliğime benim kulüpler son veriyor. Sadece federasyon ve MHK aracı olarak bunu uyguluyor diyor. Bu mantedeki bir hakemin çıkıp sağlıklı maç yönetmesini düşünebiliyor musun? Şu maçın aman bitireyim de nasıl biterse bitsin mantetesinde unutmeler maç yönetti. Şu maç Hollanda örneği var. UEFA örneği var. Hadi yabancı hakem getir mesela şu maçı yönet şunlar olsun. Devam eder mi o yabancı hakem bu maçta? İlk anonstan sonra bir bana anonsmanası boşlar. Yabancı hakem bu atılmaları ilk yarı veya neredeyse Zaman, olursa olsun gördü getirdi yabancı hakem manya devam eder mi eder miydi Sanmıyorum. getir bakayım buraya mesela mancini ya getir işte o UEFA'da maçlarınızı yönettiğiniz hakemleri beğendiğiniz hakemleri getirin şu ambiyansı oluşturun bakayım devam eder mi etmez mi hadi iyi geceler hocam ağzınıza sağlık